Herkes görev yerlerine. Adi adım marş. Komutanım buyurun. Bok orada oturuyor. Bana kadar doldu içime bu hali. Gidip konuşsak mı Herifçioğlu ile? Ne denir ki? Baş sağlığı mı dileyeceğiz? Vallahi ben de bilemedim ki. Ama yine de bir gönlünü almak lazım. Ya kötü davrandık adama be. Vallahi biz bir şey yapmadık. Yumrukları saydıran, kafa göz girişen sendin. Sağ ol canım. Çok destek oldun. Moralman. Al. Karargah destek bu. Hayretmiş. Yürü. Ya ben bir şey etmem. Selam Ali. Selam. Selam. Ya babacığım, iyisin değil mi? Geçen gün biraz sert oldu ya. Bir yerinde falan bir şey yoktur inşallah. Ha? Yok. Arkadaş arasında olur böyle şeyler. Ben de sevdiklerimi kaybettim Ali kardeş. Ama tabii herkesin acısı kendini yakar kavurur. İnan ne çektiğini anlıyorum. Her ölüm erken ölümdür derler. Bak gözünü seveyim. Bir derdin olursa, dertleşmek istersen çekinme babacığım. Eyvallah Hamza kardeş. Ama konuşacak da, dertleşecek de bir şey kalmadı içimde. Çürüdüm artık. Allah sabır versin babacığım. Haklısın isyan etmekte. İnsanın karısını hem de karnındaki bebeğiyle kaybetmesi... Ne denir ki be? Ali, mektubum var abicim. Mektubum mu var? Bir yanlışlık olmasın? Ben bilmem abicim. Üzerinde senin adın yazıyor. Bana? Yok aa. Hamza. Eyvallah. Sana da bana. Abicim hiçbirinize yok. Sadece Ali'nin mektubu var. Haydi kalın sağlıcakla. Neyse babacığım. Sen rahat rahat oku mektubu. Peki. Sonra konuşuruz. Sene 96 Türk mülkünde otur. Lan! Bu konuyu nasıl çözeceğimizi bilemiyorum başçavuşum. Senin bir önerin var mı? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor komutanım. Ailesiyle görüşmek istemiyorsa askeri zorlayamayız ki. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Ali. Mektubunu aldın mı? Aldım komutanım. Biliyorsun görevlerimden biri de mektuplarınızı kontrol etmek. Biliyorum komutanım. Hoş bir görev olmasa gerek. Ali, kendine gel. Özür dilerim komutanım. Haklısın Ali. Hiç hoş bir görev değil. Çoğu dert ve özlemle dolu mektuplar oluyor. Kimi insanlar bana ne deyip geçebilir ama ben umursuyorum. Teşekkür ederim komutanım. Ama benim için yapabileceğiniz bir şey yok. Oğlum niye bu kadar kesin konuşuyorsun? Ortada çözülmeyecek bir durum yok ki. Tamam, acını anlıyoruz. Ama geride kalanları da düşünmelisin. Komutanım, daha ilk günden üzerime gelinmesin derken bunu kastetmiştim işte. Ne olur rahat bırakın beni. Tek istediğim bu. Kimseden tek bir şey beklemiyorum. Tamam Ali. Kusurumuza bakma. Görevimiz gereği en azından bir kere sormamız gerekiyordu. Gidebilirsin. Sağ olun komutanım. Böyle adamları akıllanana kadar sopalayacaksın. Bencil herif, ne olacak? Sıkma canını Ahmet başçavuşum. İlla bulacağız bir çaresini. Mehmet. Emredin komutanım. Mehmet, git Ali'nin dosyasını getir bana. Emredersiniz komutanım. Ya ne diyorsunuz babacanları ya? Olacak iş değil be. Vallahi günah, Allah çarpar. Ya ne günah be, okuyup öğreneceğiz. Ulan neyi öğreniyorsun? Karısı ölmüş adamın işte. Yok Cemal. Başka bir şey daha var bunun altında. Adamın hali iyi değil. Ben almam vallahi. Tamam be. Günahsa bana yaz. Oğlum. Bak yaptığımız büyük terbiyesizlik ha. Ama başka türlü de ne bu adamcağızın derdini öğrenebileceğiz. Ne de derman bulabileceğiz. Bak sır kalacak aramızda tamam mı? Tamam. Ne okursak okuyalım. Tamam. Kimseye... Anlatmak yok. Getir yok. Bakayım.
Bir nevi mektup kardeşliği. Ya bıkmadın değil mi şu espriden? Ne yapıyorsunuz be ya? Türkçüler. Ulan içim çıktı be. Ödümü kopardım babacan. Tosun. Bak şimdi ne olur ne olmaz. Ayıp olur adama. Sen git. Ver şunları. Git erkete yat bakayım hadi. Ya hep erkenden yatıyorum zaten. Merak ediyorum mektubu. Ya git kapıda bekle işte be. Ali gelirse bize haber ver. Ayakta dur ha, yatma sakın. Ne bu? Ali'nin mektubu. Ha, bu parça da buraya. Oh. Ver bakayım. Ne yazıyor lan burada? Bu zar. Bu yaramaz. Baban olarak senden rica ediyorum. Oğlun 3 senedir hem anne hem de babasız büyüyor. Sevginin ölümü hepimizi çok sarstı. Ama bu ufacık yavrunun ne suçu var Ali? Ne olur artık babalık görevini yerine getir. Çocuğu varmış la. Evet efendim. Anlıyorum. Evet. Biz üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız efendim. Yeter ki bu durum olumlu şekilde sonuçlansın. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Ne oldu komutanım? Tahmin ettiğimiz gibi Ahmet başçavuşum. Hadi uşaklar ya. Lan geçsinize. Her seferinde beni öyle bırakıyorsunuz. Bak sizin de konuşacaksınız ha. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Yabancı değil komutanım. Biziz biz. Hamza! Ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Gelsenize. Gelin dedi. Gelin. Hadi uşaklar. Gelin dedi. Çavuş sen anla. Evet. Dinliyorum sizi. Sorun nedir Cemal? Hamza sen anlat. Komutanım. Biz size çok önemli bir konuda bilgi vermeye geldik. Bana bilgi vermeye geldiniz. Bu demek oluyor ki yine bir haltlar karıştırdınız. Yok vallahi komutanım. Bu sefer hiçbir şey yapmadık. Ulan mektup okuduk ya. Sus be. O sayılmaz. Biz okumasak nasıl haberimiz olacak? Yok komutan vur, komutan vur. Alo! Mahsuru yoksa bize de anlatır mısınız çocuklar? Neymiş bu mektup olayı? Hamza! Komutanım, şimdi bu Ali'nin durumu malum. Baktık bu, yani Ali, gelen mektubu yırtıp atıyor. Yani nedenini merak ettik. Biz de. Sonra da mektubu çöpten alıp okudunuz. Aa, işte biliyormuşsunuz. Ben de boşu boşuna anlatıyorum ha. Hamza! Hasbinallah. Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum Hamza. Ne diye başkasının özel mektubunu okuyorsunuz? Ama siz de okuyorsunuz komutanım. Benim işim bu. İşim gereği olmasa kimsenin özel mektubunu açıp okumaya yeltenmem ben. Komutanım, yani şimdi okuduğunuza göre Ali durumunu siz de biliyorsunuzdur. Yani biz iyilik için sadece. Size verdiğim işi bitirdiniz mi? Evet, bitti mi kazı işi? Az kaldı komutanım. Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza verdiğim emirleri yerine getirin önce. Ayrıca sakın Ali ile ilgili bir şeyler çevirmeye kalkmayın. Hepinizin canını yakarım. Ama komutanım, yani adamın oğlu... Hamza, sen kendin ne kadar düzgünsün ki başkalarıyla uğraşıyorsun. Kızdırmayın beni. Çabuk dışarı. Çabuk. Emredersiniz komutanım. Başlarında durun Ahmet başçavuşum. Gerekirse sabaha kadar çalışsınlar. Bitirmeden dinlenmek bile yok. Emredersiniz komutanım. Tamam bitti bitti. Bırak kalemleri. Bırak. Şehir abicim benimki Uşak hadi. Uşak. Hay Allah. Urfa. Olmaz abicim Şanlıurfa o. Bana ne lan? Benim Şanlı şöhretle işim yok kardeşim. En yalın haliyle Urfa. Of. 20 puan. İkiniz 10'ar puan yazıyorsunuz. Allah Allah. Ülke. Uruguay.
Ben bulamadım. Çiz abicim orayı. Umata Sakarya. O ne lan? Lan şeyinden ülke uydurma be. Ah, iftiraya bak. Ya kardeşim siz cahilseniz ben ne yapayım? Lan gidin alın bir harita açın bakın. Yeni Zelanda'yla.